Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda çamaşır makinelerinizin su almayışının neden kaynaklanacağını veya başlattığınız zaman suyu alıp da yıkamaya geçmeyişinin neden olabileceğini aktarmaya çalışacağız. Nerelerini kontrol edeceksiniz makinenizin bunu göstereceğiz. İlk olarak tüm marka ve modellerde bu genel olarak birbirine yakındır ama bazılarında farklılık gösterebilir. Bu yüzden her makine için bu gösterdiğimiz yöntem çözüm olmayabilir. Bunun bilgisini verelim. İlk olarak şöyle makinemizin arka kısmını gösterelim. Çamaşır makinenizin başlattığınız zaman çalıştırmak için düğmesine bastınız. Işıkları yanıyor, kapağını kilitledi ama suyunu almıyor. Yani başlat düğmesine bastıktan sonra çamaşır koyduğunuz kapak da kilitleniyor ve makineniz suyu almıyorsa, bir inilti geliyorsa veya hiçbir ses gelmeden su alma işlemi yapmıyorsa çamaşır makinenizin ventil arızası olma ihtimali yüksektir. Bu ventilin arıza olmadan da tıkanma nedeni de olabilir. Bunun için yapmanız gereken nedir? İlk olarak çamaşır makinenizin temiz su hortumunu, çeşmeyi kapatıp sökmeniz gerekmekte. Şu hortumu makinenin arka bağlantısından söküyorsunuz. Söktükten sonra makinenizin hortumunun iç kısmında filtre var mı yok mu ona bir bakıyorsunuz. Filtre var veya yok duruma göre makinenin hortumu söktüğünüz çeşme hangisi ise çeşmeyi açıp hortumdan gelen suyun şiddetini kontrol edin. Şayet su gayet iyi geliyorsa, yani çok iyi şekilde su akıyorsa, bu çeşmenin ucundaki hortumla bir sıkıntımız yoktur. Yani hortumda filtre varsa bile açık anlamına gelir. Geriye makinenizin ventili kalıyor kontrol edeceğiniz. Ventillerin, hemen şöyle göstereyim, tam şu iç kısımlarında görmüş olduğunuz, birinde kırmızı var, birinde beyaz var, filtre olur. Bu filtre için pense yardımıyla şu şekilde içinde bunun, şu an videoda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok küçük bir tırnak var. Şöyle gösterebilirsem parmağımın ucuyla. Çok küçük bir çıkıntı olur. Bu çıkıntıyı zaten siz çıplak gözle göreceksiniz söktüğünüz zaman. Bunu bir pense yardımıyla ya da karga burun gibi bir şeyle tutup çekeceksiniz. Tabii şu an biz tutamıyoruz. Tutarsak çekeceğiz, bir saniye arkadaşlar. Başka bir malzemeyle deneyelim. Bunu tutup şu şekilde çektiğiniz zaman gördüğünüz bunun gibi bir filtre çıkacak. İçinden şu iç kısmı ise boş. Karşıda bir conta görürsünüz veya bazılarında olmaz. Bu içinden çıkardığınız malzemenin etrafında kum taneleri doluysa, ki bunda çok az var, öyle fazla bir şey yok. Bunun içinde etrafında siyah siyah veya işte kum renginde parçacıklar varsa bunu lavaboda güzelce yıkıyorsunuz. Daha sonra tekrar yerine bunu takıyorsunuz. Yerine takmak için zaten herhangi bir işleme gerek yok. Direkt içine koyup iteklediğiniz zaman söktüğünüz şekilde yerine oturur. Ters takmayın. Söktüğünüz şekil nasılsa o şekilde takmaya özen gösterin. Bu şekilde içinde kum tanecikleri veya pislik varsa suyu bundan dolayı da azalır veya hiç almayabilir ventiliniz. Ventili nasıl kontrol edersiniz, arızalı mı değil mi diyerek, ventiliniz makinenizin arkasında şu görmüş olduğunuz ucunda hortumların sabunluk çekmecesine giden bir aparattır. Bunun kablolarını sökmeden önce ya fotoğrafını çekin ya da bir kağıda not alın hangi ucu nereden söktüğünüzü. Çünkü bazılarında 5-6 tane girer, üçlü olur. Karışık takarsanız yanlış yıkama yapabilir veya çalışmayabilir makineniz. Ventili söküp, şu an ben çıplak ventille göstereyim size. Makinenizin ventilinizi söktüğünüz zaman şu kısmı sizin tesisattan gelen hortumu bağladığınız kısım. Ve şu arkadaki ince uçların çıktığı yerlerde hortumların, yani şu sabunluk dediğimiz, çekmece dediğimiz kısma giden makinenin içindeki ince hortumların takıldığı yer buralar. Siz bunu dışarıda deneyecekseniz, ventil yerinden söktünüz. Şuraya tesisatınızdan gelen temiz su hortumunu bağladınız. Yani şu hortumu ventilin ucuna bağladınız. Şu hortumunuzu aldınız. Ventilin şu kısmına bağladınız. Ve şu iki ucu boşta. Bu iki ucu boştayken ventili bağladıktan sonra suyunuzu açın. Bu iki ucu artık kovaya mı lavaboya mı tutarsınız? Bir yere tuttuktan sonra şu görmüş olduğunuz iki uç, birinde iki uç, birinde olmak üzere ayrı ayrı 4 tane uç var. Bu iki uç, yani tek bir ventildeki iki uç artı eksi direkt 220 voltaj kullanabileceğiniz giriştir. Bunu yaparken elektrikle uğraşacağınız için çok dikkatli olun. Şayet anlıyorsanız yapın, anlamıyorsanız oynamayın. Yine diğer ventilde de aynı şekilde 220 voltu direkt verip fişe taktığınız zaman su açıkken, buna verdiğiniz zaman buradan suyu atarsa, yine ayrı şekilde buna verdiğinizde, diğerine verdiğinizde de buradan da suyu atarsa ventilinizde problem yoktur demektir. Yani ventili denemek için direkt 220 volta verip şurayı da suya bağladığınız zaman şu girişini, 220'yi verdiğiniz anda bundan suyu atar. Fişten çektiğinizde su kesilir. Diğeri de aynı şekilde. Üçlüyse aynı şekilde. Tekliyse yine şunun gibi. Teklide de aynı şekilde. Deneme şekliniz budur ventili. Bir diğer yöntem ise kendi kendine su alıyorsa içine, bunu anlamak için de mesela şu su bağladığınız yerden ağzınıza bunu komple dayayıp
kuvvetli şekilde üflerseniz şuradan hava gelirse bu ventil arızalı olduğu için de durduk yere makine kendi kazanın içine su alabilir. Bunun nedeni de yine ventildir. Makineniz durduğu yerde su alıyorsa, fişte takılıyken veya değilken çalıştırmadığınız halde su alıyorsa o zaman da yine ventil arızalıdır büyük ihtimal. Onu anlamak için de fişe takmadan bunu söküp şuradan ağzınızla üflediğinizde şuradan hava çıkıyorsa ventiliniz arızalı demektir. Ventili bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ama bu işlem elektrikle deneyeceğiniz için özellikle suya atıp atmadığını tehlikeli olabileceği için işten anlamıyorsanız kesinlikle dokunmamanızı tavsiye ediyoruz. İşten anlayan bir servise veya teknik elemana veya tamirciye başvurmanızı tavsiye ederiz. Makineniz su almıyorsa buralar dolduğu için almayabilir. Şayet içine pislik girer, kum girerse filtreler tıkandığı için arka taraftaki suyu çok az alır veya hiç almayabilir. Ya da ventil arızalıdır. Yine programdan kaynaklı veya makinenizin başka kısımlarından kaynaklı sorunlar olabilir. Bunları tam olarak anlaşılabilmesi için mutlaka gelinip yerinde ölçülmesi gerekir makinenin. O yüzden videodan tam net bilgi verme şansınız her zaman için olmayabilir. İnşallah bu verdiğimiz bilgiler size faydalı olmuştur diyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.